Uyumadan hemen önce sadece iki kelimeyi tekrarlayarak hayallerinizin gözlerinizin önünde tezahür etmesini ister miydiniz? Gözünüzü bir şeye diktiniz ama oraya nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsunuz. Joseph Murphy'nin bu iki kelimelik tezahür tekniği sizler için bir rehberlik görevi görecektir. Bu yaşınıza kadar deneyimlediğiniz üzere bir şeyi elde etmek için var gücünüzle çalışmak ve her şeyi yapmak bazen yeterli gelmez. Bu amaç doğrultusunda çalışmak elbette önemlidir ama bazen hayallerinizi tezahür ettirebilmeniz için farklı şeyler denemeye ihtiyacınız olabilir. Şunu hiç düşündünüz mü? Neden bazı kimseler bolluk ve bereketi hayatlarına kolay ve zahmetsizce çekerken bazıları da ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar hep mücadele ediyor gibi görünürler? Başarılı olmak için çok çalışmak tek yol olsaydı, o zaman elinden geleni yapan ve yine de bir çıkış yolu bulamayan birçok insan etrafımızda var olmazdı. Bu durum en başarılı insanlarla da ilişkilendirilebilir. Bu videomuzda size başarılı korkusunun üstesinden gelmek ve hedeflerinize doğru adım atmak için son derece güçlü bir tekniği göstereceğim. Yatmadan önce tekrarlamanız gereken sadece iki kelimeden bahsediyorum. Bakın, 3 ya da 4 kelime demiyorum, sadece 2 kelime. Peki neden yatmadan önce? Merak etmeyin, cevabı birazdan açıklayacağım. Tekniğin ne olduğuna geçmeden önce bu tekniği etkili ve güçlü kılan şeyin ne olduğunu öğrenmekle başlayalım. İnsanlar doğuştan farklı yeteneklere sahip olsa da başlangıç noktasında hepimiz eşit yaratıldık. Yeteneklerimizi keşfetmek ve kullanmak üzere programlandık ve bizlere imgeleme özgürlüğü verildi. Çaresiz olarak yaratılmadık ama ne yazık ki çaresizliğe programlandık. Dışarıda hiçbiriniz yoksulluğa mahkum değilsiniz. Sadece bunun için eğitildiniz. Fakat yapmakta özgür olduğunuz tek şey düşünmektir. Düşünme şeklinizi değiştirirseniz geleceğinizi değiştirebilir ve hayalini kurduğunuz tüm bu zenginliğe sahip olabilirsiniz. Hastalık konusunda da aynı durum geçerlidir. Bazı insanlar hastalıkların genlerimizden geldiğini ve ne yaparsak yapalım değişmeyeceğini söylüyor. Size şunu söyleyeyim, sağlıklı bir duygusal duruma sahip olan bedende hiçbir hastalık yaşayamaz. Vücudunuz her saniye milyonlarca ölü hücreyi atıyor ve yerine milyonlarca yeni hücre yaratıyor. Tüm bedeniniz birkaç yıl içerisinde yenilendiği, bilimsel çalışmalarla kanıtlandığına göre dejenerasyon veya hastalık sizce nasıl yıllarca bedenimizde kalabilir? Bunun tek bir mantıklı açıklaması var. Hastalığı izleyip, onu gözlemleyerek, yani ona enerji vererek yalnızca orada tutabiliriz. Metafizik ve kuantum fiziği gibi bilimler bu fikirleri yıllardır inceliyordu. Fakat günümüzde ana akım bilimlerde bunun varlığını artık kabul etmeye başladı. Zorluklar ve başarısızlıklarla yüzleşmek üzere programlandınız ve sadece bilinçaltınızı yeniden programlayabilirseniz bolluk, refah ve diğer sonsuz olasılıklarla tanışacaksınız. Her şey zihninizi ve düşünme biçiminizi yeniden programlamaya istekli olmanızla başlar. Yabancı bir kimseyi ikna etmek zordur. Kendi zihninizi, özellikle de bilinçaltı zihninizi ikna etmeniz gerekir. Bilinçaltınız ise size yabancıdır ve önce onu tanımanız gerekir. Çünkü bilinçaltınız zihninizdeki tüm soruların cevabına sahiptir. Uyumadan önce bilinçaltınıza sizi sabah 5'te uyandırmasını söylerseniz tam olarak size o saatte uyandıracaktır. Hiç uykunuzun doğası hakkında düşündünüz mü? Günde yaklaşık 8 saatimizi uyuyarak geçiriyoruz ve bu da tüm yaşamımızın neredeyse 3'te 1'ine denk geliyor. Uykusuz olma hali bizi sinirli, huysuz ve depresif yapar. O halde uyuduğumuzda yeniden şarj olduğumuza dair bir şüphe yok. Hayatta mutlu ve neşeli olmamız için yeterli uyku şarttır. Peki hiç uyurken rüyalarınızın size rehberlik ettiği anlar yaşadınız mı? Eminim bu birçoğunuzun başına gelmiştir. Bedenlerimiz uyku sırasında salınan ve sabahları bizi zinde ve gençleşmiş olarak uyandıran bir takım şifa akımlarına sahiptir. Bu arada bilinçaltı zihniniz asla gerçekten uyumaz ve bilinçaltınız açık durumdayken ona söylemeye çalıştığınız şeyler kesinlikle direnç göstermez. İşte bilinçaltınızın ona söylediğiniz her şeyi hoş karşıladığı zamanlar uyumadan hemen önceki zamanlardır ve tam olarak bu sebeple uykuya dalmadan hemen önce düşündüğünüz ya da konuştuğunuz son şeyleri sık sık rüyalarınızda görürsünüz. Hayat hepimiz için bir koşuşturma havasında geçiyor, bitip tükenmek bilmeyen bir döngünün içinde gibiyiz. Ev işleri yapmak, ofise koşturmak, faturaları ödemek, arkadaşlarla buluşmak ve diğer tüm sorumluluklar.
Tüm bunların farkına varacak zamanınız olmadan daha fazla dikkat dağıtıcı unsur olan sorumluluk bombardımanına tutuluyorsunuz. Bu nedenle artık bu uyumadan önceki anınızın ne kadar önemli olduğunu fark edebileceğinizi umuyorum. Bu uygulamayı günlük olarak uyku öncesi rutininize dahil ederek mevcut yaşamınızdan ayrılıp daha tatmin edici ve hırslı bir yaşama doğru ilerleyebilirsiniz. Dünyanın gelmiş geçmiş en parlak zihinlerinden Nikola Tesla bu teknik için bu yöntemin neden bu kadar muazzam bir güce sahip olduğunu gördüm ve bunu anladım diyor. Siz de bu işin özünü anlamalı ve hedeflerinize ulaşmak için bunu nasıl kullanabileceğinizi öğrenmelisiniz. Varsayım yasasının öncülerinden ve dünyaca ünlü mistik şair Neville Goddard'ın enfes bir sözü var. Sadece ne düşündüğünüz değil, nasıl hissettiğiniz de önemlidir. Bu sözler uyumadan önceki ritüelinizde bize ışık tutacaktır. Çünkü işin görselleştirme ve dua etme kısmına yaklaşıyoruz. Kutsal kitapta dua ederken ne dilerseniz onu isteyin, aldığınıza inanın ve o sizin olacaktır der. Peki bu iki söz ne anlama geliyor? İlk olarak Neville Goddard bize hayallerimizin kelimelerle sınırlı olmaması gerektiğini söylemiştir. Onu tiyatro sahnesindeki bir oyun gibi görselleştirebilmeli ve zihninizde oynatabilmelisiniz. İkinci olarak İsa peygamber bizlere dualarınızın etkili olmasını ve yaşamlarınızda tezahür ettirilmesini istiyorsanız onları zaten elde etmiş gibi davranmanız gerektiğini öğretiyor. Pozitif olun ve hiçbir şeye karşı ön yargılı davranmayın ve sonra istediğiniz şeye zaten sahipmişsiniz gibi davranın. Bu sadece nasıl hissettiğiniz değil, aynı zamanda bu duyguları görselleştirmek için nasıl kullanabileceğiniz anlamına da gelir. Bu nasıl mükemmel bir şekilde yapacağınız konusunda net değilseniz şu önerilerimizi takip edin. Bir not defteri alarak başlayın ve istediğiniz her şeyin bir listesini bu deftere çıkarın. Daha sonra bu isteklerinizi hayatınızdaki önem sırasına göre sıralayın. Bu listeyi oluştururken kendinizi sınırlamayın. Büyük hayaller kurmaktan korkmayın çünkü bunun bir sınırı yok. Bu listeyi tamamladıktan sonra onu okumaya başlayın. Yazdıklarınızı okuduğunuzda üzerinden ikinci kez geçme fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca bu kelimeleri her söylediğinizde onları zihninizde canlandırmaya çalışın. Örneğin büyük bir ev istediğinizi yazdıysanız kendinizi o büyük evin bahçesinde uzanırken hayal edin. Orada uzanırken harcadığınız tüm emeği takdir ettiğinizi ve buna tamamen değdiğini hayal edin. Bu sadece bir örnekti ve bu örnekler çoğaltılabilir. Bunu hayalinizdeki araba, ruh eşiniz ve kariyeriniz için de deneyebilirsiniz. Kendiniz ve evren için olumlu bir şeyi başarmaya çalışın. Bir sonraki adıma geçin ve deneyimi bizzat kendi gözlerinizden hayal etmeye çalışın. Bu olaylar sanki şu anda oluyormuş gibi, sanki onları zaten yaşıyormuşsunuz gibi gözünüzde canlandırın. Size ne olacağını söyleyeyim. Muhtemelen 10, 20 hatta 30 kadar hedef yazacaksınız. Ancak bunlardan birkaçını görselleştirdikten sonra uyuyakalacaksınız. Bu hiç sorun değil. Çünkü listelediğiniz ilk hedefler sizler için en önemlileriydi. Bilinçaltınız öncelikle hedeflerinizi alacak ve bilinçli zihin onları unutsa bile bilinçaltınız hatırlayacaktır. Videomuzun başında son derece güçlü iki kelimeden bahsetmiştik. Sıra şimdi onları anlatmaya geldi. Bilinçaltı Zihin Gücü kitabında Dr. Joseph Murphy en çok istediğiniz şeyle ilgili sadece iki kelimeyi okuma pratiği öneriyor. Yani eğer sevgiyi, bolluk ve zenginliği veya mükemmel derecede iyi bir sağlığımızın olmasını tezahür ettirmek istiyorsak bu iki kelimeyi seçmeliyiz. Hedefinizle ilgili olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kelimeyi seçebilirsiniz. Size verebileceğim bir ipucu iki dilekten kelimeleri alıp defterinize yazmayı denemenizdir. Bu sözcüklerin muazzam bir gücü vardır ve bilinçaltınız onları kabul edecektir. Çünkü arzularınızın en önemlilerini zaten içlerinde saklamışsınızdır. Uyurken rüyalar alemine dalana kadar bu sözcükleri tekrarlayın. Arzularınızı ifade eden bu iki kelimeyi görselleştirdikten sonra onları mantralar gibi tekrar ederek uykuya dalın. Bu formüle sadık kalabilirseniz, sizi geride tutan kıtlık zincirini kıracağınızdan emin olabilirsiniz. Bu tekniğin en önemli kısmı tutarlılıktır. Yavaş yavaş değişiklikleri fark etmeye başlayacaksınız. Yatmadan önce 5 dakikanızı ayırın. Bu süre zarfında dileklerinizi, yarın için planladığınız şeyleri, ertesi gün ya da genel olarak hayatınızda ne olmasını istediğinizi düşünün. Bu sizi hedefinize bir adım daha yaklaştıracak ve genel olarak daha düzenli olmanızı sağlayacaktır. Unutmayın, hepimiz eşit yaratıldık ve hayallerimizin bir sonu yok.
Her biriniz kendi gerçekliğinizi yaratma yeteneğine sahipsiniz. Şimdi harekete geçin ve bu kararlılığınız için şükredin. Hayatınız boyunca süreçten asla şüphe duymayın, minnettar olun, çok çalışmaya devam edin ve bahsettiğim tüm teknikleri alışkanlık haline getirin. Hiçbir şey sizi hayallerinizin peşinde gitmekten alıkoyamaz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.